Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle yangın algılama sistem tiplerini konuşacağız. Hangi sistem tipleri var? Bu sistem tiplerinin birbirlerinden farkları neler? Avantajları, dezavantajları neler? Ve bir binada yangın ve gaz algılama sistemi projelendirirken hangi sistem tipini kullanmalıyız? Buna nasıl karar vermeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. İlk olarak sistem tipleriyle başlayacak olursak, yangın algılama sisteminde temelde iki tip sistem vardır. Adresli sistem ve konvansiyonel sistem olmak üzere iki mevcut sistemimiz var. Bu sistemlerden konvansiyonel sistemle başlayacak olursak eğer, konvansiyonel sistemle adresli sistem teknolojik açıdan birbirlerinden farklılık gösterir. Konvansiyonel sistem daha basit, adresli sisteme göre daha basit diye tanımlayabileceğimiz bir sistemdir. Nasıl bir yapı var konvansiyonel sistemde? Santral üzerinden çıkan bir kablo hattımız var. Bölge hattı olarak nitelendiriyoruz bunu. Zon olarak da duyabiliriz sahada. Bu bölge hattına dedektörlerimizi, butonlarımızı bağlıyoruz. Ve daha sonra hattın sonuna bir hat sonu direnci atıp hattı tamamlıyoruz, kapatıyoruz. Böylece her bir hat için aslında biz bir tamamlanmış bölge oluşturmuş oluyoruz. Konvansiyonel sistemdeki bölge ifadesi, bölge yapısı buradan gelir. Konvansiyonel bölgeler olarak karşımıza çıkar. Peki bu konvansiyonel bölgelerdeki çalışma mantığı nasıldır? Normal durumda nasıl çalışır? İşte kısa devre olduğunda nasıl çalışır? Yangın anında nasıl çalışır? Gelin buna bakalım. Normal şartlarda konvansiyonel sistemde santral hattın sonundaki direnci okur. Örnek veriyorum 6,8 K'lık bir direnç taktık. Hattaki direnç hat sonu direncine eşit olur ve santral bunu normal durum olarak algılar. Yani santral hat sonu direncini okuyabildiği sürece konvansiyonel sistemlerde yangın ya da hata yok, her şey normal çalışıyor demektir. Diyelim ki bir kısa devre durumu oluştu. Kısa devre olması durumunda ise bölge hattında hattaki direnç 0 ohm olacaktır kısa devre olacağı için. Bu durumda da santral bu 0 ohm olarak okuduğu direnci kısa devre olarak yorumlayacak ve bunu hata olarak bildirecektir. Hat kopuk olduğunda ise devre tamamlanamayacağı için hatta bir sonsuz direnç değeri oluşacaktır. Ve santral yine okuduğu bu sonsuz direnç değer karşılığında da bunu hat kopuk hatası olarak verecektir. Peki yangın durumunu nasıl anlıyoruz biz? Yangın durumunda ise dedektörden ya da butondan verilen alarm sonucunda bu cihazların alarm dirençlerinin devreye girmesiyle beraber hat direncindeki değer değişecektir. Ne olacak? Yaklaşık 200 ohm ila 1 kilo ohm arasında bir değer oluşacaktır hattaki direnç değeri açısından. Ve santral bölge hattında oluşan bu 200 ohm ila 1 kilo ohmluk direnci okuyarak bu yangın direncidir, yangın anında oluşan dirençtir deyip ilgili bölgenin artık kaç numaralı bölgede ise bu değişen direnç değeri bunu yangın olarak algılayacak ve üzerindeki LED'i yakacaktır. Konvansiyonel sistemler bölge mantığıyla çalışır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi konvansiyonel sistemlerde yangının nereden geldiğini tespit edemezsiniz noktası olarak. Nasıl tespit edersiniz? Bölge olarak size söyler. 3 numaralı bölgede yangın var. 3 numaralı bölgede hata var. İşte 3 numaralı bölge neresi? Diyelim ki fabrikanın ikinci katı ya da işte ev olarak düşünelim. Müstakil bir ev olarak düşünelim. Evin ikinci katı der. Hangi noktada olduğunu bulmak bize kalmıştır. O yüzden konvansiyonel sistemleri kullanırken, tercih ederken çok komplike binalarda kullanmamamız gerekir. Çok bölmeli binalarda kullanmamamız gerekir. Birazdan adresli sistemde anlatacağımız senaryo ihtiyacı duyduğumuz binalarda yine konvansiyonel sistemi kullanmamamız gerekir. Nasıl mahallelerde kullanacağız? Mesela depo olabilir. Az önce örnek verdiğim gibi bir münferit işte müstakil bir konut projesi olabilir. Bir katlı, iki katlı evlerde kullanabiliriz. Böyle yangın çıktığı zaman kolaylıkla gözle de görebileceğimiz, tespit edebileceğimiz alanlarda konvansiyonel sistem kullanmamız gerekli. Bazı noktalar var ki çok basit yapılar vardır. İşte bir depodur ama farklı senaryolara ihtiyaç vardır. Bu noktada da yine konvansiyonel sistem değil, bu sefer adresli sistem kullanacağız. Çünkü mahal çok basit olsa bile
yangın senaryosu kapsamında istenenler karmaşıksa eğer, biz bu noktada yine konvansiyonel sistemden çıkıp adresli sisteme yönleneceğiz. Yani özetleyecek olursak konvansiyonel sistemi basit yapılarda, yangın senaryosu ihtiyacı duymadığımız yapılarda yangının tespitini kolaylıkla yapabildiğimiz, müdahalesini kolaylıkla yapabildiğimiz binalarda konvansiyonel sistem kullanacağız. İşte otellerde, hastanelerde, AVM'lerde, yüksek katlı binalarda bu söylediğimiz sebeplerden ötürü konvansiyonel sistem uygun değil. Gelelim adresli sisteme. Adresli sistemde konvansiyonelden farklı olarak bir çevrim yapısı vardır. Şöyle gösterelim hatta. Evet, bu bir çevrimdir. Hatırlayacak olursak konvansiyonel sistemde santralden başlayan üstüne cihazları taktığımız ve sonunda da direnç atarak hattı tamamladığımız bir yapı vardı. Ancak adresli sistemlerde durum biraz daha farklılaşıyor. Santralden hat çıkıyor, üzerine cihazları takıyoruz ve tekrar santrale geri geliyor. Yani bir döngü var, bir loop var ya da bunu çevrim olarak da niteleyebiliriz. Üç kavramda da sahada karşılaşabiliriz. Üç kavramda sahada duyabiliriz. Peki nasıl çalışıyor adresli sistem? Adresli sistemde çevrim hattına bağladığımız her cihazın bir adresi vardır. Kendine özel bir kimliği vardır aslında. Ve santral her cihazı adresiyle beraber sorgular. Der ki işte bir numaralı cihaz burada mısın? Evet buradasın. Herhangi bir yangın hata var mı? Yok. Tamam, 2'ye geçeyim. Aynı şekilde 2'yi de sorgular. Devamında 3'ü 4'ü derken kendi üzerinde bulunan, çevrim üzerinde bulunan bütün cihazları sürekli olarak hiç kesmeden belli bir periyotta devamlı olarak sorgular. Diyelim ki santral cihazları sorgularken işte 1 numarayı sorguladı, problem yok. 2'yi sorguladı, problem yok. 3'e geldi. 3 numaralı cihazdan yangın bilgisi aldı. Santral aldığı bu yangın bilgisi karşılığında öncelikle diğer işlemleri devam ettiriyor ancak arka planda devam ettiriyor. Aldığı bu yangın bilgisine öncelik veriyor. Yaklaşık 1-1,5 saniye içerisinde bu 3 numaralı cihazdan aldığı yangın bilgisini santral geliyor. Burada alarma dönüştürüyor. Buna da biz kesme ya da interrupt özelliği diyoruz. Yani alarm aldığı cihazı önceliklendiriyor. Hemen sistemi yangın ya da alarm durumuna geçiriyor adresli sistem. Tabii bunu yaparken diğer cihazların sorgulamasını ise kesmiyor, devam ettiriyor. Çünkü 3 numaralı cihazdan sonraki cihazlarda, farklı lokasyonlarda da yangın ya da diğer bir problem meydana gelebilir. O yüzden bu sorgulama dediğimiz olayı hiç kesmiyor. Sadece bu sorgulama süresi içinde yangın bilgisi aldığı cihazı önceliklendiriyor ve bunu alarma dönüştürüyor. Adresli sistemin konvansiyonele göre farklılıklarından bahsedecek olursak en büyük farklılıklardan bir diğeri ise yangın senaryosu yapabiliyor olmamız. Konvansiyonel ile adresli arasındaki en önemli fark konvansiyonelin bölgesel, adreslinin ise cihaz bazlı noktasal yangın bilgisi vermesiydi. Bir diğer önemli fark ise adresli sistemde biz yangın senaryosu programlama yapabiliyoruz. Örnek verecek olursak 3. kattan yangın geldi. Sadece 3. katın sirenleri çalsın. Sadece 3. katın, örnek veriyorum, enerjisi kesilsin. 3. kattaki işte kapılar açık hale gelsin. Bu bir yangın senaryosudur. 4. katta yangın meydana geldiğinde hem 4'te hem 5'te aynı senaryoyu uygulayayım dersek bu da ayrı bir yangın senaryosu olacaktır. Bahsettiğimiz tüm bu işlemleri biz sadece ve sadece adresli sistemde yapabiliyoruz. Konvansiyonel sistemde bu senaryoyu yapamıyoruz. O yüzden binamız çok basit bir bina olabilir, projemiz çok basit bir proje olabilir. Ama az önce saydığım gibi senaryo ihtiyacımız varsa binada, o zaman da yine yöneleceğimiz sistem tipinin adresli sistem olması şart. Bir diğer avantajı ise adresli sistemin, adresli sistemlerdeki veri iletimi lojik devre mantığıyla yapılır. Yani sıfır ve birlerle yapılır. Bir hata olması durumunda bu 0-1 ile yapılan sinyal düzeni bozulur. Bu yüzden de adresli sistem bir iletişim sorunu olmasına karşılık sürekli bir kontrol altındadır. Bu 0-1'ler sürekli olarak sistem tarafından denetlenir.
Bir diğer avantajı da şudur, adresli sistemin elektromanyetik girişimlerden etkilenmez. Yani siz panelin yanında ya da cihazın yanında telefonla konuşun ya da elektromanyetik girişim yaratabilecek başka bir etkiyi ortaya çıkarın. Yine adresli sistem bundan etkilenmez, kararlı çalışır. İşte dedektörler kendi kendine alarma girmez, sistem kendi kendine beklenen dışında, olağan dışı hatalar vermez. Adresli sistemin bir diğer ve büyük avantajlarından bir tanesi de diğer sistemlerle entegre olabilmesi. Bu entegrasyonu hem yazılımsal sağlayabiliyoruz hem donanımsal sağlayabiliyoruz. Peki ne demek istiyoruz bu entegrasyondan? Bu entegrasyonun yangın alarm sistemi neresinde? Gördüğünüz omurganın ana noktasında yangın alarm sistemi var. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu hem standart söylüyor, N54-14 standardı. Hem yangın yönetmeliği söylüyor hem de uygulamalar böyle söylüyor. Mesela örnekleyecek olursak bir söndürme sistemi, bir anons sistemi, işte turnike sistemi, enerji kontrol, aydınlatma, havalandırma, CCTV, duman, güvenlik, otomasyon, asansör, gaz. Binada bunlar varsa eğer yönetmelikte standartta diyor ki bütün bunların yanı sıra binada yangın algılama da varsa yangın algılamayı ortaya koyacaksın. Bütün bu sistemleri yangın algılama üzerinden izleyeceksin. Gerekli durumlarda da kontrol edeceksin. Mesela asansörlerden örnek verelim. Yangın anında ve deprem anında asansörün davranışı asansör yönetmeliğinde belirlenmiştir. Der ki yönetmelik, yangın anında asansör zemin kata gitsin. Kapılarını açsın ya da acil çıkış katına gitsin. Kapılarını açsın, beklesin. Eğer yangın acil çıkış katındaysa alternatif bir kata gitsin. Yine kapılarını açsın, beklesin. Deprem anında ise en yakın kata gitsin, yine kapılarını açsın, beklesin, çağrı almasın. Bu yangın anındaki yönetimi de, deprem anındaki yönetimi de yangın tarafından yapılması gerekiyor asansörün. Bir başka örnek, turnikeler ya da geçiş kontrol sistemleri diyelim. Yangın anında hiçbirimiz kart bulup da o turnikeyi okutmakla, o panikle uğraşamayız. Ne yapmamız gerekir? Yönetmelik de böyle söyler dediğim gibi. Yangın anında o turnikelerin boşa çıkması gerekir. İnsanların o panik anında turnikelerden geçişinin kolaylaştırılması gerekir. Yine binamızda bu omurgada gördüğümüz sistemlerden biri ya da birkaçı varsa bizim o binada konumlandıracağımız yangın sisteminin tipinin de yine adresli olması gerekiyor. Çünkü sistem tipinde entegrasyona müsait sistem adresli sistemdir ve bunu yönetmelikte standartta ister entegre etmelisiniz der. Nasıl entegre ederiz? Hem yazılımsal hem donanımsal entegrasyondan bahsettik. Yazılımsal entegrasyonu farklı iletişim protokolleriyle yapıyoruz. Şimdi Modbus'tır, BACnet'tir, TCP/IP'dir. Bu protokollerle binadaki diğer sistemlere entegre olurken bir de donanımsal entegrasyonlar var. İşte role modülüyle kontrol etmek istediğimiz bir sisteme entegre oluyoruz. Kontak izleme modülüyle bilgi almak istediğimiz bir sisteme entegre oluyoruz. Bunun gibi siren kontrol modülümüz, bölge denetim modülümüz var. Donanımsal entegrasyonları da görmüş olduğunuz bu modüller sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Toparlayacak olursak, sistemleri birbiriyle kıyaslayacak olursak, adresli yangın algılama sisteminde, yangın alarm sisteminde bir hata varsa, bir yangın durumu varsa noktasına kadar sistem bize bunu gösterir. İşte toplantı odasındaki 5 numaralı dedektörde yangın uyarısı var diye bize bunu söyler. Yine adresli sistemde diğer mekanik sistemlerle entegrasyon sağlanabilir ve daha önceden programladığımız senaryoları adresli sistemler vasıtasıyla uygulayabiliriz. Bunun dışında yangın senaryosu kapsamında adresli sistemlerdeki çıkış cihazlarına gecikme atayabiliriz. Çıkış cihazı dediğimiz sirendir, röle modülüdür, işte flaşördür, röle kontrol modülü, siren kontrol modülü. Bunların hepsi bir çıkış cihazıdır. Yangın geldikten hemen sonra sirenler çalmasın da bir 60 saniye sonra sirenler çalsın. Biz o 60 saniyelik arada gidip bir mahalli kontrol edelim de diyebiliriz. Gecikme atamaktan kastımız bu. Dolayısıyla eğer binamız komplike bir bina ise, bir hastane, bir AVM, bir otelse kullanacağımız sistem kaçınılmaz adresli sistem olacak. Bunun dışında binamız basit bir yapıysa,
İşte bir otopark olabilir, bir depo olabilir, bir münferit müstakil konut projesi olabilir, çok katlı olmamak şartıyla. Buralarda da konvansiyonel tercih edebiliriz. Ancak bu noktalarda, yani o basit yapı diye nitelendirdiğimiz yapılarda da az önceki o şablondaki, omurgadaki yapılardan bir tanesi ya da birkaçı varsa, mesela bir havalandırma, basınçlandırma, işte enerji kontrol, turnike gibi sistemlerden bir ya da birkaçı varsa, mahallemiz ne kadar basit olursa olsun yine bu noktada konvansiyonel sistemi yönlenmemiz, özür dilerim, adresli sisteme yönlenmemiz bu noktada kaçınılmaz olacaktır. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa akademi@mavili.com.tr adresinden sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bunun dışında şu ana kadar yaptığımız tüm webinarların kayıtlarına da YouTube kanalımızdan Mavili Elektronik yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Teşekkürler.